Değerli arkadaşlar, Kripto Analiz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Luna videosuyla yine birlikteyiz. Videomuzda her iki Luna'yı da son 24 saatteki hareketlerine göre değerlendireceğiz. Bunun haricinde piyasanın genel durumuna bakıp her iki Luna'nın genel piyasa durumuna göre vermiş olduğu tepkilere bakacağız arkadaşlar. Bunun haricinde yine videoda Luna ve Ethereum için ünlü kripto analist Philip Lane'in yapmış olduğu tahminlere bakacağız ve onun yapmış olduğu açıklamaları burada inceleyeceğiz arkadaşlar. Videoya devam etmeden önce sizden ricam, kanala destek olmak adına kanalımıza abone olmanız, yine videoyu beğenip arkadaşlarınızı da gönderirseniz daha çok kişiye ulaşmamızı sağlayarak ikinci bir destek olmuş olursunuz. Şimdiden vereceğiniz destekler için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, önce TR Classic Lunge'den başlayalım. Eski Luna, yani klasik Lunge, son 24 saatte %16.12'lik bir değer artışıyla 4.061 ile an itibariyle piyasada işlem görüyor arkadaşlar. Hacim düne göre %14.30 arttı. Yine hacimin artımı ile birlikte piyasa değeri arkadaşlar 404.760.814 olarak karşımıza çıkıyor. Hacmin piyasa değerine oranı %24. Bu da normalde olması gereken değerin 2 katı olmasına rağmen yine de daha önceki değerlere göre bizi çok daha iyi bir tabloyla karşılamış oluyor Lunge. Ve yine önümüzdeki günlerde biliyorsunuz yakımla ilgili oylamalar yapıldı. Yönetimin onayına sunuldu ve bu iki yakımın da otomatik yakım ve büyük yakımın %35'e varan bu 2.5 trilyon adet yakımın yakın bir zamanda gelmesiyle fiyatın daha iyi noktalara gelebileceğini tahmin ediyoruz arkadaşlar. Bu arada yine bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Bu videoda verdiğimiz bilgilerin hiçbiri kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al veya sat demiyoruz. Genel olarak grafikleri inceleyip yine gelişen haberleri sizlerle paylaşıyoruz. Dolayısıyla karınızdan ve zararınızdan birebir tarafınız sorumlu arkadaşlar ve bunun böyle olması sizin kripto para piyasasında yatırımcı profilinizin gelişmesinde çok daha uzun vadede iyi sonuçlar doğuracaktır arkadaşlar. Bunu da dipnot olarak belirtmiş olayım. Evet, Luna tarafına geçelim. Luna'da Lunge'ye göre daha iyi bir durum söz konusu. %27.79'luk bir son 24 saatte değer artışıyla 2.17 dolarla an itibariyle işlem gerçekleşiyor. Hacim düne göre %36'lık bir artışla 269.617.843'e çıktı. Bu arada hacmin market değerine oranı arkadaşlar %97.5, oldukça yüksek bir değer ama şu anda alış baskısını görüyoruz. Ancak yine hatırlatmak isterim, burada özellikle yeni yatırımcıların dikkatli olması gerekir. Böyle ani artışlar, ani pump'lar, ani dump'ları da beraberinde getirebilir. Dolayısıyla kademeli işlem yapmakta ve kontrollü işlem yapmakta fayda var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi hala daha Terra Luna inovasyon kategorisinde ve riskli grupta özellikle borsalarda listeleniyor ve belirtiliyor. Dolayısıyla dikkatli olmamızda fayda var. Piyasanın genel durumuna bakarsak da bildiğiniz gibi çok ciddi düşüşler vardı son bir haftadır. Ama geçtiğimiz 24 saatte Bitcoin ve Ethereum'da ciddi toparlanmalar gerçekleşti. Özellikle Bitcoin 19 bin dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Ve bugün gelen %15.60'lık artışla 20.513 dolar seviyelerine yeniden tırmandı. 20.000 aslında bir direnç noktası arkadaşlar. 20.000'in altına inmesi alarm zillerinin çalması anlamına da geliyor. Ethereum'da da bildiğiniz gibi yine geçen hafta oldukça büyük sıkıntılı dönemler yaşanmıştı. Son 24 saatte %26.67'lik bir artışla bir toparlanma geldi ve 1137 dolar seviyelerine kadar çıktı. Yine Ethereum geçtiğimiz saatler içerisinde 1000 doların altına inmişti. Yine 1000 dolar burada oldukça kritik bir değerdi. Bir direnç noktasıydı. Bunun altına düşmesi çok büyük sıkıntıların daha devam edeceğini gösterirken şu son 24 saatte gelen olumlu sinyallerle 1000 doların üzerine tırmanıp 1137 dolardan işlem görmesi yatırımcıları bir nevi rahatlattı diyebiliriz arkadaşlar. Ümit edelim bu artımlar devam eder ve şu anda içinde bulunan
bu ayı sezonundan bir an önce çıkılır. En azından normal, stabil durumlara tekrar geri dönülür arkadaşlar. Durumlar genel olarak böyle. Her iki coin'de de son 24 saatte görüyorsunuz ciddi artışlar var. Tabii bu artışların ne kadar devam edeceği henüz bilinmese de pozitif etki şu an itibariyle devam ediyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra yine biliyorsunuz kripto para piyasasında an itibariyle ciddi endişeler var. Ünlü kripto analist Philip Lee, Luna ve Ethereum'lar için tahminlerde bulundu. Haftalık seviyeler için görüşlerini bildirdi. Luna fiyat hareketinin daha geniş bir zaman çerçevesinin korkunç bir resmini çizdiğini söylüyor Philip Lee. Yine Ethereum fiyatı iyileşme için yeni alanda zaten çok ileri gitti dedi. Philip Lee'nin Luna ve Ethereum analizlerini arkadaşlar genel olarak değerlendirdiğimizde şu andaki kötümser tablonun bir şekilde içinden çıkılmaması durumunda daha büyük sıkıntılara yol açabileceğini ama olumlu hareketlerle beraber arkadaşlar tekrar istenen seviyelere de gelebileceğinin altını çiziyor. An itibariyle hastanın neredeyse öldüğünü gösteriyor diyerek de çok çarpıcı bir açıklamada bulunmuş Philip'le. Yani bu durumlarda ölmezse bundan sonra da ölmez demeye getiriyor. Terra Luna fiyatının acilen canlandırılması gerekiyor diyor. Çünkü fiyat hareketinin temsil ettiği hasta neredeyse ölüyor ve son nefesini vermek üzere diye de ekliyor arkadaşlar. Haftalık grafikteki fiyat hareketi herhangi bir karşı ağırlık sağlamak için yatırımcıların eksikliğiyle birlikte amansız satış baskısını da beraberinde getirdi dedi. İlk çöküşten sadece bir ay sonra ikinci bir çöküşün şirket üzerinde olası bir baskıları tetiklemesi de muhtemel diyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere her iki yani Luna için ciddi anlamda her iki coin ile alakalı farklı davalar an itibariyle bulunuyor. Şirketin nasıl yönetildiğine ve fiyat manipülasyonuna ilişkin inceleme ve soruşturmaların da devam ettiğini arkadaşlar ekliyor ve bunun ciddi anlamda Luna yatırımcılarına zarar verdiğini de belirtiyor arkadaşlar. Geniş bir zaman çerçevesi merceğinden baktığında neredeyse bir ay önceki çöküşünden sonra şimdi kripto paraya daha da büyük sıkıntıların ulaştığını da ekliyor. Luna başarısızlığını tekrar edebilir diye de ekliyor. Yani ikinci Terra 2.0 ekosistemi içinde pek umutlu olmadığını belirtiyor arkadaşlar. Özellikle şirket yöneticilerinin yani CEO'sunun ve CFO'sunun en azından geçmişteki hatalarından bir şeyler öğrenmesi gerektiğini de sözlerine eklemiş bu ilgili arkadaşlar. Luna gözden kaçmayacak ve muhtemel bir ofis araması ve bazı tutuklamalarla birlikte hem yetkililerin hem de düzenleyicilerin ilgisini yakın bir zamanda çekebilir diyor diye de yine ilginç bir bilgi veriyor. Terra fiyatının keskin bir düşüş üçgeni içinde hali hazırda hareket ettiğini de belirtmiş. Luna fiyatının keskin bir düşüş üçgeninde hareket ettiği bir kez daha dolar gücü devreye girdiğinde tavana doğru ilerleyebileceğini de söylüyor arkadaşlar. Teknik olarak Luna fiyatı 2 dolarlardan 3.02 dolara %100 daha düşmekten sadece çok küçük bir uzaklıkta diyor. Biraz zaman kazanması ve kısa ömürlü bir geri dönüşü tetiklemesi muhtemel. Luna yatırımcılar için uzun bir girişe riske atmak pek de mantıklı değil demiş. Uzun süre pozisyon almak için tek sağlam trade boğaların orada olduğunu ve yatırımcıların fiyat hareketini tekrar satın aldığının onaylamasını beklemek diye de eklemiş arkadaşlar. Onayın kırmızı azalan trend çizgisinin yukarısında bir kırılma olması da mümkün diye belirtiyor. Genel anlamıyla Luna'da long olmak mantıklı olabilir demiş arkadaşlar eğer bu gerçekleşirse diye söylüyor. Yine yatırımcılar bu kripto para piyasasına olan güvenini kaybettikçe Ethereum'un da hızlı bir düşüş görmesi olası diye de açıklamalarını devam ettiriyor. Yine Ethereum içinde gerçekleşen noktaların piyasadaki güveni çok fazla sarstığını belirtiyor arkadaşlar.
Durum genel olarak böyle. Yani bu ünlü analist Philip D'nin yapmış olduğu Luna açıklamaları bakalım önümüzdeki günlerde ne kadar etki ettiğini göreceğiz. Ümit edelim Luna yatırımcıları bu keskin düşüşlerin artık sonuna gelmiştir ve bugün gerçekleşen yükseliş devam edebilir diye de ederse daha iyi olur diye düşünelim arkadaşlar. Durumlar genel olarak böyle. Umarım bu videodaki bilgiler sizlerin işine karşılaştırmalarınızda ve değerlendirmelerinizde yarayacaktır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. Yine videoyu beğenip arkadaşlarınıza da gönderirseniz bizleri ikinci bir şekilde desteklemiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşça kalın değerli arkadaşlar.